Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üstü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini göreceğiz. Şimdi Burada ilk örneğimize bakalım. A artı A artı toplamda ne tane A var burada? Ne tane A'nın toplamını biz ne çarpı A şeklinde ifade ediyoruz. Yani burada 8 tane A olsaydı biz ne yapacaktık? 8 çarpı A diyecektik. Alttaki örnekte a üzeri x'ler toplamı var. Burada da n tane a üzeri x var. O zaman bu n tane a üzeri x'in toplamını biz nasıl ifade edeceğiz? n çarpı a üzeri x şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi üstlü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken tabanı ve üssü aynı olanların kat sayıları toplanır veya çıkarılır diyeceğiz. Yani arkadaşlar biz toplama ve çıkarmayı yaparken tabanı ve üssü aynı olan üstlü sayıların sadece kat sayılarını toplayıp çıkartıyoruz. Çıkan sonuç üstü sayının kat sayısı olacak. Mesela x çarpı a üzeri n, y çarpı a üzeri n, z çarpı a üzeri n. Burada a üzeri n üstü sayısını görüyorsunuz. Taban a, üstler n hepsinde aynı. Bunun kat sayısı x birincinin, ikincinin kat sayısı y, üçüncünün kat sayısı z. Şimdi burada ne yapacağız bakın. Ortak parantezde yazacağız. A üzeri n'ler ortak. A üzeri n parantezini aldık. Birincinin katsayısı x. ikincinin katsayısı y. Üçüncünün katsayısı eksi z olduğundan eksi z yaptık. Yani birinci ve ikincinin katsayılarını toplayıp üçüncünün katsayısını çıkardık. E, bu şekilde toplama çıkarma işlemini yapmış oluyoruz. Mesela örneğimizi incelediğimizde 4 üzeri 3, 4 üzeri 3, 4 üzeri 3. Bunların taban ve üstleri aynı. O halde şunu yapacağız. Bunların katsayılarını toplayıp çıkaracağız. Bunu yaparken de 4 üzeri 3 parantezini aldım. Ortak parantez. Birincinin kat sayısı 6. ikincinin katsayısı eksi 5. Üçüncünün kat sayısı bakın burada bir şey yok. Ne var burada? Gizli 1 vardır. O zaman 6 eksi 5 artı 1 diyeceğim parantez içerisinde. 6'dan 5 çıktı 1. 1 ekledim 2. 2 çarpı 4 üzeri 3 oldu. E 4 üzeri 3 64'e eşittir. 2 tane 64'ün çarpımı da 128 oldu. Bakın örneğimize bakalım. 2 üzeri 6, 2 üzeri 6. Kaç tane 2 üzeri 6'nın toplamı var burada? 5 tane 2 üzeri 6'nın toplamı var. O zaman ben bunu nasıl ifade ederim? 5 çarpı 2 üzeri 6 şeklinde ne yapacağız? İfade edeceğiz arkadaşlar. E bunu da açarsak 5 çarpı 2 üzeri 6 ne demektir arkadaşlar? 6 tane 2'yi yan yana çarp. Yani 64. 5 ile 64'ü de çarparsak 320 buluruz. Devam edelim. Bakın üstü sayılar var ve toplama çıkarma var. Hemen tabanı ve üssü aynı olan terimlere bakıyorum. Bakın 7, 3 üzeri 5 var burada. 3 üzeri 5, 3 üzeri 5. O zaman ben burayı 3 üzeri 5 parantezine alıyorum. Çarpı dedim, parantezimi açtım. Birincinin katsayısı, birinci 3 üzeri 5'in katsayısı 7 yazdım aynen. İkincinin katsayısı sayısı eksi 4, eksi 4'ü yazdım. Üçüncünün katsayısı artı 5 oldu. Buradan 3 üzeri 5 çarpı 7'den 4 çıktı 3, 5 ekledim ne yaptı? 8 yaptık. İşleminin sonucunu bulmuş olduk. 3 üzeri 5 çarpı 8 şeklinde ifade ettik. Bunu da açarsak, 3 üzeri 5 243 yapıyor. 243 çarpı 8 dedik. Bu ikisini de çarparsak, ne yapar? 1000 944 yapıyor arkadaşlar. Devam edelim. Yine toplama çıkarma. Bakın 5 üzeri 7 var. Şuraya yazayım ben bunu. 5 üzeri 7 artı 4 çarpı 5 üzeri 7 eksi 2 çarpı 5 üzeri 7 artı x çarpı 5 üzeri 7 eşittir 6 çarpı 5 üzeri 7. Şimdi bakın 5 üzeri 7'ler ortak. 5 üzeri 7. 5 üzeri 7, 5 üzeri 7. Şunun önünde ne var? Gizli bir var, yazmıyor, bir çarpanı var. O halde burayı bakın, 5 üzeri 7 parantezin alacağız. 5 üzeri 7 parantezin aldık. Birincinin katsayısı 1, ikincinin katsayısı artı 4, üçüncünün katsayısı eksi 2, e, dördüncünün katsayısı ne arkadaşlar? X eşittir dedik, 6 çarpı 5 üzeri 7. Düzenleyelim burayı. 5 üzeri 7 çarpı. 4 ile 1'i topladım. 5. 5'ten 2 çıktı. 3 yaptı. 3 artı x eşittir. 6 çarpı 5 üzeri 7 oldu. Bakın eşitliğin karşılıklı sadeleştirme yapabiliyoruz eşitliklerde. 5 üzeri 7 ile 5 üzeri 7'yi sadeleştirdik burada. Bakın sol tarafta 3 artı x kaldı. Sağ tarafta 6 kaldı. X'i yalnız bırakmak için 3'ü karşıya attım x eşittir 6 eksi 3 oldu. x buradan ne geldi? 3 geldi. Evet yine bakın üstü sayılar var. Ortak terim arıyorum. Yani tabanı ve üssü aynı olan üstü sayılar arıyorum. Bakın 5 üzeri 2 var burada. 5 üzeri 2 var. 5 üzeri 2 var. Şöyle yazalım. 8 çarpı 5 üzeri 2 artı 3 çarpı 5 üzeri 2 eksi 5 üzeri 2. Şunu unutmayacağız. Şurada yazmıyor. Sene vardır. Gizli bir çarpanı vardır dedik. O halde 5 üzeri 2'ler ortak olduğundan 5 üzeri 2 parantezini alıyorum buraya. Birincinin katsayısı 8 artı ikincinin katsayısı 3 eksi üçüncünün katsayısı 1 yaptı. Burası 5 üzeri 2 yaptı. Çarpı. Parantez içine bakalım. 8 ile 3'ü topladım 11. 11'den 1 çıktı. 10 yaptı. 5'in karesi 25 yaptı. 25 çarpı 10 yaptı. 25 ile onu da çarparsak bakın 250 yaptı. Evet geldik 7. soruya. Yine burada tabanı ve üssü aynı olanlar bakın 2üzeri7'ler var. O zaman 2 üzeri, üzeri 7'yi yazıyoruz. 2 üzeri 7'yi yazdık. Katsayılarını arkadaşlar toplayıp çıkaracaksınız. Birincinin kat sayısı 2. Eksi ikincinin katsayısı a. Son olarak üçüncünün katsayısı 4 eşittir a çarpı 2 üzeri 7 oldu. Düzenlersek burayı 2 üzeri 7 parantez 4 ile 2'yi topladım 6. 6 eksi a yaptı eşittir a çarpı 2 üzeri 7 yaptı. Şimdi burada 2 üzeri 7'leri sadeleştirdik karşılıklı bakın. Sadeleştik. 6 eksi a eşittir a oldu. a'ları bir tarafta toplayacağım. Şu eksi a'yı karşıya atarsak 6 a olarak geçecek. 6 eşittir a artı a'dan 6 eşittir 2 a oldu. Burada da her iki tarafı 2'ye bölersek 2'ye böldük. 2'ler sadeleşti. Şöyle devam ettik. 6'yı 2'ye böldüm. 3 a eşittir bakın. 3 geldi. Evet yine bakın Burada dikkat edersek x üzeri eksi 4 var, x üzeri 6 var, x üzeri eksi 4, x üzeri 6. Bakın burada benim toplama çıkarma yapabilmem için ne dedim? Taban ve üstleri aynı olacak. O zaman bu x üzeri eksi 4'leri ayrı toplayacağım. Diğerlerini arkadaşlar yani x üzeri 6 ile x üzeri 6'yı farklı toplayacağım. x üzeri eksi 4 parantezini aldım. Birincinin katsayısı sayısı 4 artı ikincinin katsayısı artı 3. Artı dedik. X üzeri altıları kendi arasında toplayacağım katsayılarını. Katsayısı 6 birincisinin. ikincinin katsayısı eksi. Burayı düzenleyelim. X üzeri eksi 4 çarpı 4 ile 3'ü topladım. 7 yaptı. Artı X üzeri 6 altı çarpı 6'dan 2 çıktı. 4 yaptı. Yani ne oldu burası? 7 çarpı x üzeri eksi 4 artı 4 çarpı x üzeri 6 oldu. Bakın dikkat edersek işlemimiz bu şekilde kalıyor. Neden? Ben burada 7 ile 4'ü toplayamıyorum. Neden? Çünkü buradaki sayıların üstü sayıların tabanları ve üstleri aynı değil. Tabanlar aynı ama üstler farklı. Birinin üstü eksi 4, birinin üssü 6. Toplama çıkarma yapabilmek için tabanlar ve üstler aynı olmak zorunda diyelim. Tekrar hatırlamış olalım. Devam edelim. Evet. Bakın burada yine aynı mantık. x üzeri 5 e, a üzeri eksi 5'ler var. a üzeri eksi 5. Bir de ne var burada? a üzeri 4'ler var. a üzeri eksi 5'leri ayrı çözeceğiz. Toplayıp çıkartacağız. a üzeri eksi 5 parantezini alalım. a üzeri 4'ü ayrı toplayıp çıkartacağız. 4 e, Şunun önünde ne var arkadaşlar? Gizli 1 vardır. Yazmıyorsa. Eksi 1 oldu. Artı dedik. A üzeri 4 parantezini alalım. Katsayısı 2 artı katsayısı 3 oldu. Şimdi A üzeri eksi 5 oldu. Çarpı 4'ten 1 çıktı. 3 artı A üzeri 4 oldu. Çarpı 3 ile 2'yi topladım. 5. Bunu da düzenlersek bakın. 3 çarpı A üzeri eksi 5 artı 5 çarpı A üzeri 4 oldu. Bakın işlemim yine aynı şekilde kalacak. Neden? Buradaki üslü sayıların üstleri farklı. Evet, bugünlük dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere hepinize başarılar.